Ama kinle nefretle de hayatımızı devam ettiremeyiz. Mesela dün konuştuk. Fransa'da Macron İtalya'da. 24, İtalya'da şimdi o kararı aldı. 24 Nisan kararı. 24 Nisan'ı Ermeni soykırım günü ilan etmesi. Şimdi öyle bir davayı gidiyorlar. Yani bir kan davası gidiyorlar. Ki mesela genelde oradaki eleştiri şu. Diyorlar ki tarihi tarihçiler tartışır. Siyasetçiler tartışmaz. Çünkü siyasetçiler evrilebilirler. Başka bir konudan, başka bir menfaatten dolayı. Ama tarihçiler tarihi yazmak ve tarihi anlatmak zorundadırlar. Bu anlamda da o zaman şöyle bakıyorsunuz. Ülkelerin menfaatleriyle ilgili Türkiye'ye karşı düşmanlıklarına bakıyorsunuz. Ermenistan yıllardır bu savı ileri sürüyor. Ermeni soykırımı olduğu iddiasını ileri sürüyor. Ama acaba ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda Ermenistan Devlet Başkanlığı yaptığı bir uyarı ve talep vardı. Gelin birlikte çözelim. Tarihçiler bu olayı araştırsın. Sarkisyan zamanı. Evet. Bu olayı ortaya çıkarsın demişti. Ya dün de söyledim ya. Ermenistan'la bizim sorunumuz asla yok. Bizim ülkemizde yaklaşık olarak hala hazırda zannediyorum 120-130 bin Ermeni vatandaşımız var. Ben Samatyalıyım. Beni onlar büyüttü. Ben ekaliyetler büyüttü beni. Bizim hiçbir zaman biz Osmanlıyız ya. Bizim ecdadımız Osmanlı. Kapı komşumuz. Yani Hayganış abla. Bizim Ermeniler diyorsunuz. Bizim Ermeniler onlar. Hepsi bizim ya. Evet. Olur mu? Bizim Ermeniler, bizim Rumlar. Bizim. Evet. Yani bizim Ermenimiz, bizim Rumumuz, bizim Boşnağımız, bizim Kürtümüz nasılsa onlar da bizim Ermenimiz. Yani biziz. Onlar, biz demek biz, onlar demek. Burada dünyada 3-5 bin tane diasporadan nemalanan, hikaye yapan, kendi Ermeni toplumuna ihanet eden, Gregorianlara ihanet eden bir toplumdur. O diaspora diye yırttıkları. Oradaki Ermenilere de 5 kuruş yardım etmezler. Erivan'dakilere, yani o Ermenistan'a asla yardım da etmezler. Ermenistan'ın mağduriyetini yalnızca bundan beslenirler. Yalnızca bundan besleniyorlar o kadar. Çünkü çözüme varınca ne Amerikan parlamentosunda böyle bir lobi oluşturabilecekler, ne Fransız lobisi yapabilecekler, ne de dünyanın çeşitli ülkelerinde bu tarz bir lobiye kucak açtı. Kontak kuramayacaklar. Diyalog kuramayacaklar. Halbuki biz halen kapımız, yüreğimiz açık. Buradaki Gregorian Ermeni ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimizle de kucaklaşıyor. Evet. Benim halen altta komşum var. Süryani. Annemin komşusu, rahmetli annemin komşusu Ermeni. Öbür tarafta ablamın komşusu Rum. Biz onun için hoşgörülü yani olmamız lazım. Mahallenizi kültür mozaiği oldunuz. Bana göre 24 Nisan'la ilgili hangi ülke hangi kararı alıyorsa bu kararın üzerine ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Onların geçmişinde utanacağı bir şeyi özel gün olarak parlamentoda kabullenmeliyiz. Bu kadar ya. Türkiye artık yani dünyanın en önemli 10 ülkesinden biri. Tabii. Bizim alacağımız kararlar zayıf bir ülke değil, büyük bir ülke. Onları rahatsız eder. Elbette. Onun için böyle artık bir silleme Peki, yapmamız lazım. Hemen ben başka bir şey söyleyeyim. Buyurun.